Ben bu zihniyete diyorum ki Allah Subhanahu Teala'nın dini sadece hocalara hakkı söylemeyi emretmiyor. Bütün Müslümanım diyen insanlara hakkı söylemeyi emretiyor. Allah Subhanahu Teala kitabında diyor ki içinizden iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Allah Subhanahu ve Teala Davud Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenen Yahudilerin bir özelliğinden bahsederken Maide suresinin 79. ayetinde Allah Subhanahu Teala diyor ki o kafirler birbirlerini günah işlediği zaman gördüklerinde onlar birbirlerini bu günahtan vazgeçirmeye çalışmazlardı. Bu zihniyetli olan insanlar kendilerini bir kenara çekip bu toplumun böylesi fıskın içinde, böylesi günahların içinde, böylesi isyanların içinde yaşamalarına razılarsa Allah Subhanahu Teala'dan gelecek azabı beklesinler. Allah'ın Resulü bir toplulukta yaşayan insanların birbirlerini uyarmadıklarında, kötülükler görüp onları yasaklamayan, onları nehyetmeyen, onların önüne engel olmayan, onları dilleriyle, elleriyle engellemeyen topluluklardan bahsederken Allah Subhanahu Teala'nın azabı hepsinin üzerine indireceğinden de bahsediyor. Allah'ın Resulü Müslim'de geçen bir hadiste eğer bir kötülük, eğer bir günah, eğer bir münker gördüyseniz onu elinizle düzeltin. Eğer elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz edin ki kalple buğz etmek imanın en düşük seviyesidir diyor Allah'ın Resulü. Sizin söylediğiniz gibi söylemiyor ki bu zihniyet eğer Allah'ın kitabını okusalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okumuş olsalar bu soruyu zaten sormazlar. Bu cahilce soruyu kesinlikle sormazlar. Bilirler ki her Müslümanın sırtına emri bil maruf ve nehyanil münker bir farzdır. Ve bunu yapmayan Müslümanların düşebileceği durumda Allah'ın Resulü'nün bahsettiği hadislerde ortadadır. Allah'ın Resulü diyor ki nefsinizi küçük düşürmeyin. Bir sahabe çıkıp diyor ki nasıl nefsimizi küçük düşürürüz ya Resulullah diyor. Allah'ın Resulü diyor ki Allah'ın katına bir kimse çıkar ve Allah Subhanahu Teala der ki sen falan falan yerde falan iş yapılmıştı. Sen onu engellemedin. Neden engellemedin der. O da der ki ben falan falan kimselerden çekindim. Falan falan kimselerden korktum der. Allah Subhanahu Teala der ki ben onlardan daha fazla korkulmaya, ben onlardan daha fazla çekinilmeye layık değil miyim? İşte ben bir Müslüman olarak Allah'ın huzurunda bu şekilde küçük düşürülmek istemiyorum. Ben bir Müslüman olarak hakkı insanlara, hakkı zalimlere, hakkı adaletsiz olan insanlara anlatmakla mükellefim. Nerede zulüm varsa ona zulüm, nerede adaletsizlik varsa ona adaletsizlik demek ve nerede günah varsa, nerede Allah Subhanahu Teala'nın buğz ettiği bir şey, nefret ettiği bir şey varsa dinim gereğince, imanım gereğince bunu insanlara anlatmakla mükellefim. Aksi halde Allah'ın Resulü'nün yine söylediği gibi ya iyiliği emreder ya kötülükten nehyederseniz ya da Allah'ın indireceği ceza gelir başınıza ve Allah Subhanahu Teala sizi helak eder ve o zaman da dua edersiniz ve duanız kabul edilmez. Ben böyle bir hadisin muhatap olmak istemiyorum. Ben Allah'ın Resulü'nün bahsettiği, Allah'ın Resulü'nün tehdit ettiği ve Allah'ın Resulü'nün uyardığı bu ve benzeri hadislerden dolayı, Allah Subhanahu Teala'nın kitabında bahsettiği kafirlerin özelliklerinden dolayı insanlara tebliğ etmekle mükellef olduğumu anlıyorum. Kur'an'ı ve sünneti okuduğum zaman ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Bir kimsenin hoca olmasına gerek yok. Hakkı biliyorsa söyleyecektir, susmayacaktır, çekinmeyecektir. Allah'ın Resulü bunu zaten söylüyor. Sizin insanlardan korkup çekinmeniz, hakkı söylemenize engel olmasın diyor. Allah'ın Resulü'ne bir sahabe bir topluluk içinde diyor ki ya Resulallah zihadın faziletlisi nedir? Bana onu söyle. Allah'ın Resulü diyor ki zalim bir sultanın yanında söylenen hak sözdür. Yani zalim bir sultana karşı söylenecek hak sözdür. Bugün her Müslüman eğer hakkı bugünkü yöneticilere söylüyorsa ve onları uyarıyorsa cihadın en faziletlisi olan bir amel işlemektedir. Bunu samimi olarak yapanlar da Allah katında bellidir. Samimi olarak yapmayanlar da Allah katında bellidir. Varsın insanlar kınasın bizi. Ama biz kınayıcının kınamasından çekinmeyiz. Allah Subhanahu Teala ayette müminlere bu şekilde anlatmış. Allah Subhanahu Teala'nın dinine uyduğum sürece, Allah Subhanahu Teala'nın istediklerini yaptığım sürece ben güvendeyim. Sizin bahsettiğiniz şekilde bir kısım insanların dediği gibi yahu köşene çekil, bırak insanlar ne yaparsa yapsın. Allah böyle demiyor. Ben Allah'ın sözünü bir kenara bırakıp senin sözünü din edinemem. Ben Allah'ın Resulü'nün sözünü bir kenara bırakıp sizin sözlerinizi din edinemem. Zaten Allah Subhanahu Teala Maide 79. ayette yani onlar birbirlerini gördükleri zaman günahtan alıkoymazlardı dediği ayetin muhatapları kendini alim diyen ya da avam diyen insanlardı. Bir kısım hahamlar kendi toplumunu uyardı ve uyardığı topluluk kesinlikle onları kaleye almadı ve daha sonra o hahamlar, o alimler dediğimiz insanlar uyarıyı bitirdiler, kestiler, nasihat etmediler ve onlarla oturup kalktılar ve Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü'nün de dediği gibi kalplerini Allah Subhanahu Teala birbirlerine benzetti. Aynı şekilde avamlardan da bahsediyor bu ayet. Aynı şekilde bir başka rivayette de Allah'ın Resulü bu ayetten bahsederken avamların birbirini yani alim olmayan
insanlara birbirlerini bir ilk başlarda uyardıklarından daha sonra uyarmayıp o günahkar olduğu halleriyle, o fıskın içinde oldukları halleriyle o uyaran kişiler onlarla oturup kalktığından bahsediyor. Ve Allah subhanahu teala yine onların kalplerini birbirlerine benzetti. İşte biz bu yüzden fıskın içinde, fucurun içinde, günahın içinde, isyanın içinde olan insanlarla oturup kalkmaktan Allah'a sığınıyoruz. İşte biz bu yüzden insanlarla bu şekilde oturup kalkmaktan korkuyoruz. Bizlerin niçin o fıskın, fucurun, o ortamlardan uzaklaştığımızın da bir nevi açıklamasıdır bunlar. Bizim amacımız, bizim isteğimiz şahsen bu toplumun ve Allah subhanahu teala'ya samimi bir şekilde iman ettiğini söyleyen insanların samimi bir şekilde tövbe edip şirkten, tağutlardan beri olup tevhide sarılıp ve Allah subhanahu teala'yı birlemesidir. Ve Allah subhanahu teala'nın dinine bağlanmasıdır. Allah'ın ayette bahsettiği gibi Allah'a sarılmasıdır. O yüzden bizler bu toplumda her Müslüman olarak bu toplumu uyarmakla mükellefiz. Allah subhanahu teala Ashab-ı Kehf'ten bahsederken onların alimler olduğundan bahsetmiyor. Onların bir grup genç olduğundan bahsediyor. Bu yüzden insanları uyarmak için sakallı olmamıza gerek yok. Hoca olmamıza gerek yok. Avam da olsak, kim olursak olalım, Müslüman kimliğini taşıyor isek biz bunu insanlara yapmakla mükellefiz. Aksi halde başımıza gelecek belalar geldiği zaman onları başımızdan kaldırması için dua etsek de hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. Daha geçenlerde Ankara'da deprem oldu. O depremi yaşayanlardan birisi de bendim. O gün o kadar aciz olduğumu hissettim ve Allah subhanahu teala'nın katına ben neyle çıkacağımı düşündüm. Ben Allah subhanahu teala'nın katına çıktığım zaman 5 vakit namazımdan, orucumdan, Müslümanların genelde yaptığı amellerimi yaptığımda mı bahsedeceğim? Allah'ın Resulü'nün dediği gibi hiçbirimiz amelimizle kurtulmayacağız. Allah'ın rahmeti olmadığı sürece. O yüzden Allah subhanahu ve teala bizleri huzuruna razı olduğu şekilde çıkarsın. Ben şunu samimiyetle söylüyorum. Allah rızası için kimseyi dinlemeyin. Allah'ı ve Resulünü dinleyin. Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bu dine eğilin ve bir an önce kendinizi bu bataklıktan, bu şirk içinde yaşayan, bu küfür içinde yaşayan, bu günah içinde, bu fısk içinde, isyankarlık içinde yaşayan topluluktan kendinizi kurtarın. Gerçekten Allah subhanahu teala'nın katına gittiğiniz zaman hiçbir şey düşündüğümüz gibi olmayacak. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala'nın ahiret günü bizleri toplayıp bizlere vereceği mükafat da, vereceği ceza da belli olacaktır ve ondan başkası bize muamele etmeyecektir. O halde hep beraber Allah subhanahu teala'nın ipine sımsıkı tutunalım ve Allah subhanahu teala'dan başka hiçbir kişiyi, hiçbir kurumu, hiçbir şeyi yüceltmeyelim, büyütmeyelim. Ancak onu yüceltelim ki bütün her şeyin sahibi, her şeyin maliki, her şeyin hükümdarı, hakimiyeti elinde bulunan Allah'ken niçin sonradan gelen bazı bir takım insanları, kişileri, sonradan kurulan bazı kuruluşları, partileri, cemaatleri büyütüp Allah subhanahu teala'yı bir kenara bırakıyoruz? Niçin arabamıza, evimize, çocuklarımıza verdiğimiz değeri Allah subhanahu teala'nın dinine vermiyoruz? Bütün bunlar yanımıza kar kalacağını düşünmeyelim. Allah subhanahu teala'yı aldattığımızı da düşünmeyelim. Hiç kimse Allah subhanahu teala'yı aldatamaz. Ancak Allah subhanahu teala'nın dediği gibi kendimizi aldatırız. Bu yüzden Allah subhanahu teala'nın huzuruna çıkmadan önce iyice düşünüp iyice idrak edelim. Selam-ı hidayete tabi olanların üzerine olsun.